Seyit Kutup. Mısır'ı bilir misin kardeşim? Kahire'yi. Ve halkı Müslüman nice kentleri, köyleri. Keyfi kaçtığı için dağları, denizleri üşenmeden aşıp gelen cenneti dünyadan ibaret fesat ihracatçılarını bilir misin? Batılın, zulmün daha dün tezgahladığı oyunları Müslüman halklar üzerinde nasıl oynadığını. Oyunu bilir misin? Tanır mısın oyuncuları? Hakka çağıranlar nasıl halk düşmanı ilan edilirler? Dinle kardeşim. Bir yaşanmış öykü bu. Sabret ve dinle. Peygamberler davasının daha dün bir ilanı bu. Mısır, 1916. Asyut vilayetinin Muşa köyündeyiz. Bir akşam sofrası. Mümin bir baba ve etrafında küçücük ellerini göğe doğru kaldıran çocukları. Baba, Fatiha suresini okuyor. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a. Rahman ve Rahim. Ezberlemeye çalışıyor çocuklar. Tekrarlıyorlar babalarından sonra. Sofrada bir huzur, bir rahmet, bir bereket. Ve Fatiha bir tohumdur, bir filizdir sofrada. Küçücük kalplerde kök salmak üzere. Baba onu ekiyor şimdi. Mısır'ın Asyut ilinde bir köy evinde. ...1950'ler, Mısır. Kral Faruk dönemi ve zalim dikta yönetimi halkı Müslüman bu ülke üzerine yeni oyunlar sahneye konmak üzeredir. Yeni bir hileye çeyrek vardır. Kral Faruk'un zulüm ve baskı yönetimine son vermek üzere düşünüyor kimileri. Ancak bazıları vadesi dolan bu kuklayı değiştirip yerine emperyalizmin yeni bir piyonunu yerleştirmek yolunda düşünürken, kimileri zalimlerden bir zalim olduğu için savaş açıyordu Kral Faruk yönetimi. Batıla karşı hakkın yanında yer alan, inanmış olanlardan başkası değildir bu insanlar. Allah'ın birbirine dost ve kardeş kıldığı insanlardır bunlar. Müslüman kardeşlerdir. Müslüman kardeşler Mısır'da bir birliktir. Hasan el-Benna'nın başlangıçta birkaç kişiyle oluşturduğu küçük bir topluluk. Allah'ın dini için gözleri dolu dolu and içip birlikte olmaya söz verdiler. Yeni yeni simalar katıldı aralarına ve Allah kelimesini yüceltmek gaye oldu hepsine. Yüklendiği misyonun ilk sınavını 1948'de Filistin savaşları sırasında verir kardeşler. Ve çok sayıda Müslüman gencini Filistin'e modası geçmiş silahlarla ve disiplinsiz Arap ordularının yanında gönderir. Yahudi ile savaşa. Müslüman Kardeşler Teşkilatı gelişme yolundayken bu hak adına kıpırdanış rahatsız etti kimilerini. Hasan el-Benna, birliğin kurucusu Hasan el-Benna, daveti Kahire'de işçi, çiftçi,
öğrenci ve milletin her kesiminden binlerce insana ulaşıyorlardı. Hakk'a çağrılıyordu insanlar. Kul olmaya, Allah'a kulluk bilinciyle şeref kazanmaya. Kurşunlar Hasan el-Benna'nın iman ve kararlılığına şahitlik ediyordu. Kahire'nin büyük bir caddesinde Kral Faruk'un adamları tarafından şehit edilmişti. Şehit Hasan el-Benna'nın katilleri ne tutuklanıyor ne de yargılanıyordu. Övgü vardı onlara. Mükafat vardı. Oysa yeni Benna'lar yetişiyordu. ...1952... Müslüman Kardeşler Birliği geniş bir ilgi görüyor, günden güne yumaklaşıyordu inananlar. Ve bu sırada iktidar içten içe kaynıyordu. Kral Faruk'un zulüm tahtı sallanıyordu artık. Orduda yüzbaşı rütbesinde bulunan Cemal Abdünnasır, diğer genç subaylarla el birlik edip Kral Faruk yönetimine son vermek düşüncesiyle harekete geçiyordu. Bize destek vermeliler. Müslüman kardeşler yardım ederse bu iş biter. Evet ama orduyla birlikte olurlar mı? Düşman ortak. Kral Faruk'un devrilmesi gerekli. Bunu onlar da biliyorlar. Sonrası bizim için kolay. Ve Müslüman kardeşler şartların daha müsait olması ümidiyle bu hareketi desteklediler. Darbe gerçekleşir. General Necip, Cemal Abdünnasır, Enver Sedat ve diğer askeri hareket üyeleri çıktı sahneye. 22 Temmuz günü artık yeni başkan General Necip'tir. Necip anayasa der, demokratik düzen der, çöküşü durdurmaktan ve verimli bir hükümet kurmaktan söz eder. İhtilal Konseyi'nin başkan yardımcısı Abdünnasır'ın emelleri ise henüz gözlerden uzaktı. ...1952... Müslüman Kardeşler Birliği ikinci sınavını veriyordu. Süveyş bölgesinde İngiliz işgal ordusuna karşı çarpışıyordu kardeşler. Ve bir yıl sonra Temmuz ayında Abdünnasır sahnededir. Abdünnasır birinci adamdır. İhtilal Konseyi yeni bir anayasadan dem vurmaya başlar. Oyun aynı oyundur. Anayasa hazırlığı için ülkenin seçkin şahsiyetlerini ister Nasır. Adaylar arasında Müslüman kardeşlerin şehit edilen lideri Hasan el-Benna'dan sonra yerine seçilen Hasan el-Hudaybi, Abdülkadir Ude, Seyyid Kutup ve kardeşlerden bazıları gösterilir. 5 adam ister Abdülnasır. Hudaybi reddeder teklifi. Bu seçilmeden iş başına gelmiş bir hükümettir. Biz buna katılamayız. Halka gelince halkın İslam'ın terbiyesine ve eğitimine ihtiyacı vardır. İslam'ın gösterdiği yaşama biçimiyle İslam'dan olmayanı tanımak için halkın aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. Şunu da biliniz ki bu hükümetin yapacağı her yanlış yarın bize mal edilecektir. Müslüman kardeşlerden Nasır'a bu olumsuz cevap iletilir. Artık bundan sonra hükümet çeşitli vesilelerle itibarını yitirmeye başlar. Nasır halka yaranabilmek için yeni oyunlar dener. Nasır Mısır'dan uzaklarda öğrenir oynayacağı oyunları.
1954. Kardeşler Birliği'nin bir toplantısı. Her yıl Kahire Üniversitesi'nde yapılan toplantılardan biri. Süveyş'te İngilizlere karşı verilen mücadelede kaybedilen şehitler anısına tertip edilmiş bir toplantı. Kasıtlı ve planlı yapılan sabotaj. Nasır'ın hafif silahlı sabotajcıları tarafından toplantı dağıtılmıştır. Konferans araçları yakılıp yıkılır. Hükümetin kardeşlere ilk açık tavrıdır bu. Gizlediği yüzüdür. Belki de halk önünde gizlemek zorunda kaldığı gerçek yüzüdür. Aynı yıl düşmanlık ilan edilir artık. Şimdi Abdülnasır olabildiğince bir kral Faruk'tur. Halka Allah'ın dinini anlatmak ve onları kullara kulluktan kurtarıp tek bir Allah'a kul olmaya, kurtuluşa çağıran Müslüman kardeşler resmen lanetlenir. Birliğin dağıtılmasına ilişkin bir yazılı emir verir Abdülnasır. Halka hizmet, halk için var olmak naralarının atıldığı ve halkın aldatıldığı her dönemde gerçek anlamıyla halkın yanında yer alan Müslüman kardeşler tutuklanıyordu bir bir. Gün daha sona ermeden binlercesi Kahire ve diğer şehir hapishanelerine dağıtılır. Kara emir. Hani bir zamanki Firavun insanı. Ya da Nemrut. Ebu Cehil benzeri bir Kral Faruk. Ve Kral Faruk benzeri bir Nasır. Hapis için buyruklar. Müslümana engel için, ateş için ateşe doğru atılan saf ocaklar. Ve 1954'te Mısır'da halk babası bilinen General Necip, Başkumandan ve İhtilal Konseyi Başkanı Necip, bir çırpıda tüm sıfatlarından azledilir. Tabii Abdülnasır tarafından. Çok geçmez aradan ve Necip, ordudan ve halktan gelen tepkiler sonucu tekrar iade edilir makamına. ...9 Ocak 1954. Nasır'ın verdiği emir uygulamaya kondu. Yapılan düzmece mahkemelerle 6 Müslüman idama mahkum ediliyordu. Tek suçları vardı: Müslüman olmak ve İslam'a çağırmak. Allah'ın hükümlerini hayata hakim kılma düşüncesine sahip olup bu uğurda çalışmak. Bir hukukçu ve değerli bir yazar olan Abdülkadir Ude, zalimlerin kurduğu idam sehpasına yürürken Kur'an'dan ayetler okuyordu. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin masum olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan bir nimeti, bolluğu ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Abdülkadir Ude, yağlı kendir boğazına geçirileceği zaman şöyle diyordu: benim kanım Nasır ve arkadaşlarına lanet okuyacaktır. Benim için yatağımda ölmekle düşman elinde esir olup idam edilerek ölmek arasında fark yoktur. Şimdi Yaradan'ıma gidiyorum. Ona ulaşacağım. Şüphesiz ki Allah'ın laneti zalimlerin üstündedir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
Bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan, cennete susayan. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözü bu la ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu la ilahe illallah. 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 Ya olsun gönlüme sevgi ektin içime, her git binasın da gönlüm gönlüm üstüne. Yar oldun gönlüme sevgi ektin içime, her git binasın da gönlüm gönlüm üstüne. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en mutlu sözdür bu la ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en kutlu sözdür bu la ilahe illallah. 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 Alnımızın aklı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. Alnımızın aklı kafire kabus olur. Mazlumun canı yansa ahı bize dokunur. Ahı bize dokunur. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en mutlu sözdür bu la ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, en mutlu sözdür bu la ilahe illallah. 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 Geride kalan binlerce Müslüman ise müebbet hapis, göz hapsi gibi cezalar giymişti. Cezalar ne ilkti ne de son. Nasır'ın emriyle tutuklanıp hapsedilen Müslümanlar arasında Seyyid Kutup vardır bir de. Bir Seyyid Kutup. Bir zaman önce 1948 baharında Maarif Bakanlığı heyetiyle Amerika'ya incelemeler yapmak üzere gönderilen ve o sıralar Müslüman Kardeşler topluluğundan yalnızca birkaç kişiyi tanıyan bir Seyyid Kutup. O, Şehit Hasan el-Benna'nın öldürülüşünü Amerika'dayken işitmiş ve Amerikan gazetelerinin kardeşlere olan kinini, nefretini görmüştür. Mısır'da öldürülen Müslümana orada memnun olanları görmek ilginçtir, anlamlıdır. Seyyid Kutup, yurda dönünce egemen güçlere, kapitalizme, sömürüye karşı kalemiyle ve sözleriyle bir mücadele edilmişti. Kardeşlerle olan ilişkisi ise gittikçe güçlenmekteydi. Anlamıştı bu hareketi Seyyid Kutup. Bu birliğin ne ifade ettiğini, hangi davaya çağrı.
O da diğerleri gibi topluluğa aktif olarak katılmış. Ve Kutup, Nasır'ın bu ilk tutuklama hareketi sonrasında tahliye edilenler arasındaydı. Tahliyeden sonra daha iyi görmüştü Mısır'da olanları. Neydi meselenin gücü? Neydi bu olanlar? Mahkum edilenlerden biri olarak o şöyle diyordu yaşanan hal için. Mesele Siyonist, emperyalist ve Haçlı güçlerin bölgedeki insan unsurunun temel kuvvetini yok etmeye yönelik planlarıyla ilgilidir. Bunu milyonlarca insanı eline en güçlü silahları versen yine karşı koyamayacak kırıntı ve yıkıntılara çevirmek suretiyle gerçekleştireceklerdir. Çünkü silahları harekete geçiren insandır. Silahlarsa insanları harekete geçirmez. Toplumlar inanç ve ahlakı yönünden yıkılınca milyonlarca insan dalga üstünde duramayan çerçöpten patsız hale gelir. Müslüman kardeşlerin yok edilmesi ve çalışmalarının yasaklanmasıyla bu çöküş arasındaki ilgiyi insan kolayca kurabiliyor. Evet, kardeşlerden biri olarak Seyyid Kutup böyle diyordu Mısır'da olanlar için. Ancak zulüm yeni başlıyordu. Yeni oyunlar arıyordu zalimler. ...26 Kasım 1954... İskenderiye şehri. Nasır alışılmış uzunca konferanslarından birini veriyor. Sekiz el silah sesi duyulur. Nasır'ın sağından solundan uçuşur mermiler. İsabet etmez hedefe. Gariptir. Kim atar? Kim atabilir? Her kimse ya kötü bir nişancı veya öldürmek kastıyla ateş etmeyen bir göstericidir olsa olsa. Böyle nazik bir dönemde, böyle hassas bir hedefe. Hedef adam Nasır doğrulur ve silkinir. Asrın hatibi edasıyla seslenir kalabalığa. Ben ölsem de sizler Cemal Abdünnasırlar varsınız. Mısır hep Nasır'dır. Size gurur, hürriyet ve asalet verdim. İçinize mertlik ve cesaret tohumları ektim. Vatandaşlar, istilali sizin için yaptık. Kışkırtıcılar beni öldürmek istediler. Allah'ın izniyle kurtulup size sesleniyorum. Kanım size feda olsun. Mısır'da radyolar toplantıyı naklen yayınlamıştı. Mısırlılar önce silah seslerini ve arkasından da Nasır'ın bu dehşetli hitabını dinlemişti. Nasır, hayal ettiği liderliği gerçekleştirmek peşindeydi. El Ahram gazetesi ertesi gün şöyle yazıyordu olayı. Polis, caniyi elindeki silah ve yanındaki üç kişiyle birlikte karakola götürdü. Caninin bir dökümcü ve adının Mahmut Abdüllatif Muhammed olduğu anlaşıldı. Olay yerinde 36 milimetrelik 4 tane boş mermi kovanı bulundu. Ancak mermilerin caninin kullandığı tabancaya ait olmadığı belirlendi. Aynı gazeteler birkaç gün sonra suikast sanığı Abdüllatif Muhammed'in bir itirafından söz ediyordu. Güya o, Müslüman kardeşlerin bir gizli teşkilatına mensuptu. Sanık, bir ihtilal yapmak peşinde olduklarını söylemişti. Evet saygıdeğer reis, aynen söylediğiniz gibi. Nasır'ı öldürüp ardından bir ihtilal gerçekleştirmeyi düşünüyorduk. Ama ne yazık ki başaramadık. Biz başaramadık diyorsun. Yani yalnız değildin. Elbette. Müslüman kardeşler sizin de bildiğiniz gibi kalabalık bir teşkilattır. Ve biz bu teşkilatın son derece gizli ve önemli bir görevini üstlenmiştik. Şaşılacak şey. Kendisinden ne kadar da emin görünüyor. Oldukça da rahat davranıyor. Gereği düşünüldü. Sanık Mahmut Abdüllatif Muhammed. Yüce Başkan Cemal Abdünnasır'a öldürmek kastıyla giriştiği suikast gerekçesiyle itirafı esas alınmak suretiyle
idamına karar verilmiştir. Hayır, hayır, bu olamaz. Bu olamaz. Böyle anlaşmamıştık. Böyle anlaşmamıştık. Bu itiraf sonrasında üniversite talebesi, öğretmen, avukat, işçi, tüccar, çiftçi, ordu mensubu ve hatta polis olmak üzere halkın hemen her kesiminden yığınla insan tutuklandı. Müslüman kardeşleri üç kısma ayırdılar. Para limanına, Mısır ve Harbi hapishanesine. Sürgünler, işkenceler, cinayetler devam eder. Halktan binlercesinin eşlerine, çocuklarına, evlerine ulaşır eziyetler. Yüzden fazla insan ölür işkenceler altında. 1957 Haziran. Hapiste bulunan Müslümanların akrabaları tarafından ziyareti yasaklanır. Kardeşler protesto ederler bu kararı. Her gün dağlara taş kırmaya gönderilerek cezalandırılan Müslümanlar reddederler bundan böyle taş kırmayı ve gitmezler. 20'den fazla Müslüman hücrelerinde derhal kurşuna dizilir. Gerekçe disiplini sağlamak. 1964. Mahkumiyetlerini tamamlayan tutukluların birçoğu serbest bırakılır. Nasır'ın sosyalizm fikrini benimsemeleri telkin edilip uslu birer vatandaş olmaları istenir. Bir yıl sonra bir kitap yayınlanır Kahire'de. Adı Yoldaki İşaretler. Yazarı Seyyid Kutup. Ve Ağustos ayı içinde aynı yıl Kutup tutuklanır. Yalnız o değildir tutuklanan. Beraberinde 40 bin kişi. Erkek, kadın, çoluk, çocuk atılır zindanlara. İnsanlık dışı eziyetler başlar yeniden. Çoğu insan mahkeme edilmeden işkence altında can verir. Tutuklama ve imha görevlisi vardır Nasır'ın. Zekeriya Muhittin. Muhittin güya halkın selameti için çalışır hiç usanmadan. Hiç utanmadan çalışır Muhittin. Vicdanı sızlamadan. Tutuklatır, işkence emri verir, kurşuna dizdirir. Müminlerin kadınlarına tecavüz edilir karanlık hücrelerde. Köpekler salınır masum insanların üstüne. Günlerce aç bırakılmış köpekleri insanların üstüne salar Muhittinler. Ve vatan kurtarırlar. Halkın yanında, gün ışığında kurtarmayı beceremedikleri vatanı karanlık ve gözlerden uzak hücrelerde kurtarır dururlar. Mısır, Harbi ve Tara hapishaneleri. Zindan duvarları utanır olmuş mazlumlardan. Utanır olmuş insanlığını unutanlar yerine. Bu mazlum insanların çığlıkları duyulmaz medeni dünya tarafından. Bir Mekke vardır Mısır'da artık. Bir Ebu Cehil eziyeti, bir Ümeyye nefreti vardır inananlara karşı. İnananlardaysa bir Bilal direnişi, bir Habbab kararlılığı. Bir işkence, bir zulüm vardı Mısır kentlerinde. Ama hicret gelmiyordu. Yoktu kucak açacak Medine, sahiplenecek, barındıracak. Zindan duvarları örülmüştü hicret yollarına. Hicretler cennetleredir Mısır hapishanelerinden. Aradan Harbi hapishanelerinden hicretler cennetedir.
götürmüşler buradan uzaklara. Küçümen çocuklarımızı konuşlar hepimizi. Alıp güneşi götürmüşler buradan uzaklara. Küçümen çocuklarımızı konuşlar hepimizi. Müslüman kardeşlerin birçok üyesiyle birlikte Kadınlar Birliği'nin ileri gelen bir üyesi olan Zeynep el-Gazali'nin de adı geçiyordu. Allah yolunda sayısız kırbaç yiyen, türlü eziyet ve işkencelere uğrayan bu inanmış kadının sabrı zulmedenleri deliye döndürüyordu. Harbiye hapishanesinden söz ederken o şöyle diyordu. Harbiye hapishanesinde yalan, iftira ve alçakça bir düzmenin masum insanlara zorla kabul ettirilmeye çalışıldığını, batılın ve zulmün savunulduğunu gördük. Yazıp düzdükleri yalan ifadeleri onaylamayan ve kendisine ait olmadığını söyleyen sanıkları tekrar işkence için geldikleri yerlere geri göndermekle tehdit ettiklerine tanık olduk. Suç ve suçlu olur da mahkeme olmaz mı? Güya mahkeme. Hak sahiplerine haklarını verecek bir mahkeme gerekliydi. Tüm dünyanın gözü önünde mahkemesiz infaz. Hiç olur muydu? Provalar tamamlanıp tüm hazırlıklar yapıldı. Gereği düşünülmeli, ne gerekiyorsa yapılmalıydı. Üstelik bir an önce. Mümkün olduğunca acele. Mahkeme kontenjanı önceden dolmuş, oyuna biletler satılmışçasına tutulmuştu yerler. Çoğu insan gazetelerden öğreniyordu özetin özetini. Müslüman kardeşlerin çalışmalarına ön ayak olup insanların kurtuluşu ve Allah kelimesinin yüceltilmesi yolunda tüm varlığıyla çalışan Seyyid Kutup da türlü işkencelere maruz bırakılıyordu. Seyyid Kutup'un akciğerlerinde kanama başlamış ve mahkemesi 2 ay kadar ertelenmişti. Mahkeme reisi Hava Kuvvetleri Komutanı Cemal Salim'dir. Seyyid Kutup, yorgun görünüyorsun. Yorgunum. Çünkü mahkemeye çıkmadan önce 6 saat ayakta bekledim. Ne demek? Hepimiz bu kadar zaman ayakta beklemişizdir. Öyle ama biz Müslüman kardeşler mensupları hapiste ihtilal tüzüğüne göre muamele görüyoruz. Bakın, sırtındaki işkence izleri hala duruyor. Duruşmaya ara verilmiştir. 13 Nisan 1966 tarihli El Ahram gazetesi sonraki duruşmayı anlatıyordu. Seyyid Kutup, bugünkü idare hakkında senin bazı değerlendirmelerin varmış. Ona ne sistemi demiştin? Evet, bugünkü rejimin cahiliye rejimi olduğunu söylemişsin. Doğru mu bu? Dikkat et. Yazdığın kitabın hepsini bize okula. Bakın, cahiliyetin anlamı... Karar yok. Ben anlatayım sana. Arkadaşlarının ifadelerine göre sen onlara cahiliye ortamında imanlı bir grup olduğunuzu telkin ediyormuşsun.
ne topluma ne de iktidarı elinde bulunduran bugünkü rejime hiçbir şekilde bağlı olmadığınızı söylüyor musun? Yani bunun anlamı şu ki, hareketi sen yönlendiriyorsun. Zamanı tayin eden, planı çizen sensin, öyle mi? Cevap verebilir miyim? Her neyse, bu sözlerin ayaklandıran ve heyecan veren bir şırınga. Uyuyan mikropları uyandırır. Onların harekete geçmelerini ve yayılmalarını sağlar. Mahkeme reisi, iftira, alay ve sövgü dolu sözlerle gerginleşen sinirlerini gevşetir. Seyit Kutup'un değil kendisini savunmasına, bir tek söz söylemesine dahi izin vermez. Güya, vakarlı, dürüst ve adaletin sesidir reis. Dilediğince hakaret eder, alay ve yalan dolu sözler sarf eder mahkemede. Ya hedef? Hedefiniz neydi? Mümkün olan en çok sayıda kültürlü genç yetiştirmek. Fakat çalışmalar kanunen yasak olduğu için gizli kalmaya mecbur bırakıldı. Yine gençlere aşıladığınız zehirler bunlar. Savunmaya gelince, bu iş için mahkemede bulunan kiralık avukatlar, savundukları Müslüman kardeşler için yobaz tabirini kullanıp efendilerine itaatin bir başka örneğini sergiliyorlardı. Kimileri de bu gençler iman ve akidelerinin sevgisiyle din adı altında kandırıldılar diyordu mahkemede. Kendileri aldanan avukatlar böyle müdafaa ediyorlardı onları. Bir başka mahkum için bir avukat şöyle diyordu. Müvekkilim bu topluluğun Müslüman kardeşler olduğunu bilmiyordu. Her ne yaptıysa yoldaki işaretler kitabının etkisinde kalarak yapmıştır. Seyit Kutup'a gelince o kafaları bozmaya çalışan biridir. Ve bir başka avukat, bir garip savunma. Seyit Kutup'un Yoldaki İşaretler isimli kitabında cahiliyetten bahsediliyor. Bence Hazreti Muhammed'den sonra cahiliyet yoktur ve olamaz. İslam güçlüdür. Dünyanın her yanına yayılıyor. Sosyalizm ise İslam'dan bir kıvılcımdır. Bu gençlere gelince, onlara tüm kalbimle sesleniyorum. Yolunuzu kaybetmiş durumdasınız. Bu teşkilat istismara yöneliktir. Ve Nasır'ın özel olarak seçtiği avukatlar tarafından daha pek çok ilginç savunma örnekleri. Oysa Sudan ve Fas'tan Kahire'ye gelen avukatlara engel olunmuş, ülkeyi derhal terk etmeleri istenmiştir. Avukatlarını seçme hakkı verilmez kardeşlere. Devlet Güvenlik Mahkemesi önünde görülen davalar sonucu bu insanlar delilsiz olarak Başkan Nasır'a suikast teşebbüsüyle itham edilir. İşte bir başka duruşma. Müslüman kardeşlerden biri daha. Mühendis Muhammed Ahmet Abdurrahman, 24 yaşında. Sanık Muhammed Ahmet Abdurrahman, Kahire'den uzaklarda Sina bölgesinde çalışırken Müslüman kardeşlerle olan ilişkin nasıldı? Kalbimin daima onlarla birlikte olduğunu hissediyordum. İfadelerinde hiç de böyle söylemiyorsun. Cidden üzgünüm demişsin. Böyle söylemedim. Yalnız son olaylar için üzgün olduğumu ifade ettim, o kadar. Bundan önce söylediklerini ben tekrar edeyim sana da, sen yine onların önünde kahramanlık tasla. Şimdi, cidden üzgünüm, olanlara karşı pişmanlığımı ve aynı zamanda tevbe ettiğimi ilan ederim diyen sen değil misin? Hayır. Savcı yardımcısının kendisi yazmış bu sözleri. Neden karşılıyorsun? Yardım etmek istiyor sana. Allah'a yemin olsun ki bu sözler bana ait değil. Ancak avukatın bu sözlerin tutanakta kalmasını istiyor. Pekala, otur yerine. Müslüman kardeşlerden biri daha. Abdülfettah İsmail. Daha evvel zindana atılanlar arasındayken tahliye edilmiş ve bu ikinci seferinde güya adalet önüne çıkarılmıştır. Abdülfettah İsmail, 20.000 Mısır lirası zimmete geçirdiğin iddia ediliyor. Sen ne dersin? Nedir bu paranın hikayesi? Bu bir söylentiden ibarettir. Almış olsaydın bir araba yahut mal mülk sahibi olurdun. Bak evlat, sen elindeki mülkünü satıyormuşsun. Bir yolunu bulup üzerine yarım hissen olan bir evi kardeşine satmışsın. Ve aldığın parayı Müslüman kardeşler için harcamışsın. Söyle bakalım, niçin toplandınız bir araya? Bir araya gelmekteki amacınız neydi? Müslüman bir millet yetiştirmek. Yedi Müslüman daha idama mahkum ediliyordu. Üçü hakkında infaz acele olacaktı. Acele susturulmaları gerekiyordu. Şeytan ve dostlarının selameti için. Şeytanın ve Nasır'ın. Nasır'ın ve diğerlerinin. Öte diyarlardaki ağabeylerinin, sultaların rahatsızlıkları giderilmeliydi.
Seyyid Kutup ve Abdülfettah İsmail ve Muhammed Yusuf Havvaş ve onlardan önce de insanın şerefini hiçe sayan işkencelerle, eziyetlerle hak etmedikleri cezalara çarptırılan mazlum insandır. ...22 Ağustos 1966... karar günü. Gereği çoktan düşünülmüştür. İyice düşünülmüştür. Üç şerefli insan idama mahkum edilmiştir. İdam kararı açıklandıktan sonra Nasır, Seyyid Kutub'a kendisinden özür dilemesi ve pişmanlığını açıklaması halinde affedileceği haberini iletti. Ben Allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Yine şöyle diyordu o. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır. İdamından bir gün önce kız kardeşi Hamide'den Kutup'la görüşüp bu konuda kendisini ikna etmesini istediler. Hücrede atılacağı saati bekleyen Seyyid Kutup bu teklifi de reddetti. Eğer Allah kanunu ile mahkum edilmişsem ben hakkın hükmüne razıyım. Yok eğer batıl kanunlara mahkum edilmişsem ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. Mahkeme kararı duyulduğunda Karaçi'deki Müslüman kuruluşlar ve büyük bir insan kalabalığı protesto eder kararı. Çoğu İslam ülkelerinden Nasır'ın kararına itirazlar ulaşır. Çabalar boşunadır. Seyyid Kutup 29 Ağustos günü sabaha karşı dar ağacına doğru son kez yürümektedir. Kahire hapishanesinin etrafı ağır silahlarla donatılmış askerler tarafından çevrilmiştir. Gazeteciler hapishaneye sokulmamıştır. İnsanlar o çevreden uzaklaştırılmıştır. Nihayet idam hükmü infaz edilmiştir. 29 Ağustos 1966. Sabaha karşı. Mısır'da insanlığın yüz karası bir kararın infazı. Sapıklar aleyhine büyük mahkemeye, mahşer gününe sabaha karşı yollanmış bir delil.
şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz, yarasız olmaz, çilesiz olmaz, şehitsiz olmaz, kurbansız. Şehidin cansız bedeni alelacele ve resmi makamlarca Kahire kabristanlarından birine defnedilir. Artık Nasır ve hizmetçilerinin tüm dostlarının lanet ve utanç dolu bir sayfası vardır tarihte. Medeniyetin, küfrün, Allah düşmanlarının rezil bir sayfası vardır. İsrail hesabına çalışan casuslar hakkında af kararları çıkan Mısır'da Müslüman kardeşler dar ağaçlarına yollanıyordu. İşte kafirler kalplere hükmetmekten aciz kalıyor, mümin bir kalbe mağlup oluyorlardı. Öfkeleri ise Seyyid Kutub'un yazdığı şu satırlarda gizliydi. Bu din yalnızca Allah'ın ilahlığını ve alemlerin Rabbi olduğunu ilan ederek insana yeryüzünde kullara kulluk etmekten ve aynı şekilde heveslerine uymaktan kurtuluşun bir ilanıdır. Yazarlar bir şartla çok şey yapabilirler. O da düşüncelerinin yaşaması uğruna kendilerinin ölmeleridir. Böylece düşüncelerini etleri ve kanlarıyla beslemiş olurlar. Bunun için de her şeyi hak olarak inandıkları zaman yazmalı ve kanlarını hakka feda edebilmelidirler. Yuridun en yutfiu nurallahi bi afwahihim ve ya'dallahu illa en yutimma nurahu velau kerihal kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye kalkıyorlar. Halbuki Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmese de. Sadece hakkı müdafaa eden ve yalnız bu yüzden hak tanımaz bir heyetin önünde hakları gasp edilen mazlumlar. Allah'ın mazlum kulları, aziz olan suçlular. Şeytana ve dostlarına göre suçlu olanlar, yakın bir gelecekte bir diğer mahkemede beraat edenlerdir onlar. Ve şeytanın izlerince gidip
bu doğrultuda hüküm veren zelil insanlar. Gittikçe aşağılaşan, hayvandan aşağılaşan insanlar. Peşin olanı seven, sahte ilahları adına ilahlaşan insanlar. Allah'a ve inananlara savaş açanlar, ilahları adına, güya ilahlar. Emreden, yasaklayan sahte tanrılar. Helvadan, ağaçtan, betondan ilahlar. Ve makam, mevki, menfaat tanrıları. Ve kraldan kralcı tellallar. Zulme amade, zulme tanrı. Oysa huzurludur şehit ve şehitler mutmaindir. Görevlerini hakkıyla başarmış, gülümsemektedir seyit kutuplar. Göklerin ve yerin Rabbine yönelirken, yerdeki zorbaları hakir görürcesine gülümserler. İnananlara, bu dava bizimdir, zafer bizimdir, cennet bizimdir dercesine gülümserler. Son anlarında dahi davet eder gibi gülümserler. Ey şehit! Allah yüceltti bu cepheyi seninle. Yenilere yol açarcasına gittin sen. Unutmayacağız ölüme giderken dudaklarındaki son tebessümü. Yani yeniden doğmaya giderken. Hani bir vakitler Mısır. 1916. Hatırlar mısınız bilmem. Asyut vilayetinin Muşa köyü. Hani bir akşam sofrasıydı. Hani bir mümin baba ve etrafında küçücük ellerini göğe kaldıran çocukları. Ve işte o çocuklar. Ve işte biri bu adam. Ayakları kesilmiş yerden. İdamına cevabı dudaklarındaki son tebessüm. O köy evindeki huzur, o sofradaki rahmet, Fatiha, o filiz, o tohum, işte idam sehpası oldu. İp oldu boynunda çocuğu. Hani küçük dilleri ne diyordu o vakit? İlet bizi ya Rabbi, dost doğru yoluna, nimet verdiklerinin yoluna. Çok geçmeden Nasır da beraberindeki çoğu zalim de Allah'ın buyruğuyla ona dönecekti. Hesap vermek üzere. Ancak zulüm el değiştirecekti. Hepsi o kadar. Zulme talip olan niceleri dost olacaktı şeytan. Ve onlar yeni yeni oyunlar tezgahlayacaklardı. Halkı Müslüman nice kentler, köyler üzerine. Farklı kılıklarda köy köy, şehir şehir, ülke ülke gezerek insanları türlü vaatlerle peşinden sürükleyecekti zulüm. Saltanatlar, menfaatler uğruna. Kuytularda anlaşıp uzlaşarak. Halk adına ama halktan uzak, halkın bilemediği, göremediği kuytularda.